Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar YouTube'un gizemini konuşacağız sizle. Arkadaşlar YouTube'da bir gizem keşfettik. Onu sizlerle beraber inceleyeceğiz. O zaman videoya geçelim ama ondan önce bu Reisler kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 bin abonede özel bir video olacak. 54.600 aboneyiz şu anda. Ve yanımda bu mal Cahit var. Evet arkadaşlar ben varım. Şimdi o zaman geçelim. Arkadaşlar arama yerine geliyorsunuz. Burada şöyle bir işaret var arkadaşlar. Bakın onu bir dakika arayayım da. Arkadaşlar bu tamam mı? Bunu böyle yazın atın. Bakın çok garip şeyler çıkıyor gördüğünüz üzere. İlk bir bakalım. Ben buraları keseceğim. İlla seni çapkata Tamam bence sokacağım de yani. illa sokacaksın. Evet arkadaşlar mesela ilk videomuza bakalım. Biz buraya kadar gelmiştik çok şaşırdık. Şimdi ama orada daha çok az izledik. Bir bakalım neymiş. Ve bir kar bakın birileri ya, bakayım. Adam ormanda kaybolmuş galiba. Evet arkadaşlar. Bey. Aha bir tane. Allah. Bir şeyler sesini kısalım mı? Çok garip bir video yani. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar çok garip bir video ve yani nasıl bir video ben şu anda mantığı çözemedim ama anlaşılmak gerekirse sanırım bunu birisi kovalıyor. Ormanda cinler tarafından kovalanan adam. Kamera da sansür oluyor yani. Arkadaşlar çok garip. Bey. Arkadaşına sesleniyor. Sanırım arkadaşı kaçırılmış arkadaşlar. Oh. Bu kim lan? Ne oluyor lan? Daha demin de çıktı bu. Arkadaşlar çok garip bir video. Sar abi buraları. Evet arkadaşlar çok garip. Ve daha ne olduğu da belli değil yani. Sanırım bir süryat bunun arkadaşını kaçırmış. Slenderman de olabilir tabii ki. Sadece kar sesleri çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bu videoya şöyle bir 100 like gelirse bu videonun devamı gelecektir emin olun. Ne oldu? Ben sanırım arkadaşına da Bank arkadaşlar. Hayat sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bence bu adamın sonu hiç hayırlı olmuyor. Orasını ben de bilmiyorum. Allah. Aha bir tane eve geldi. Ne oldu? Ne Belki de oldu? adam kafadan biri. Bence arkadaşlar adam. Oha çok garip. Lan gece gece buralara hiç çıkılmaz ha. Bu adam hayatın yanlışını yapıyor arkadaşlar. Çok garip. Ah. Bu kim? Ne oluyor? Aa sansür. Ne oluyor arkadaş? Oha iyice garip bir istiyor. Kamera git. Aha. Biri burada yıldan çıkıyor. Oha. Farkında. Ne oluyor lan? Artık her şey bu sansürden ibaret arkadaşlar. Çok garip gerçekten. Şu çok garip. Evet arkadaşlar. Karlı ortamı tekrar teleport attı lan sen. Bir oluyor bir oluyor. Çok garip bir video.
Bizi mi kandırıyor lan siz? Aha. Lan bu... Bitti mi? Aha. Ne oluyor lan adama? Arkadaşlar. İyi kan püskürüyor. Adamı biri mahvetmiş. Adam ölüyor. Oha. Öldü sanırım. Videoyu da YouTube'a ben yükledim zaten. Birisi gelecek hala. Adam gerçekten ölü gibi lan. Kurguya da benzemiyor arkadaşlar. Baksanıza gözünü hiç kırpmıyor. Video böyle mi bitiyor? Evet. Çok garip bir şekilde bitiyor. Vurun bakalım. Kimse gelmiyor. Arkadaşlar sıradaki videoya geçelim. Bu çok garipti. Evet arkadaşlar başka bir videoya geçtik. Bu Ve bu kısım. videoda da böyle koyun insan gibi bir şey var ama çok kısa bir video. O ne Keçi. moruk bu? Ne oluyor lan? Oha. Aha buna Burada da geçiyor. bitiyor. O kedi kül kedisi mi yoksa? Aha ayağa kalktı. Alkışlıyor arkadaşlar. Şu sesi yükselim de hani jumpscare deyince korkmayalım. Ya bu fare katil fare mi acaba? Bu harbi kafayı. Başlık da çok. Aha. Ne oldu? Öldürecek ya. Ha sıçtı. Garipti. Sıradaki videoya geçelim. Bu bir oyun arkadaş. Oha Anam. asansörde de öyle adam var. Ananı. Hani ellerim. Kesin adam onu karşılayacak. Her iddiasına var. Ya öyle bir şey olmadı. Kan karşıladı adamı. Hani derler ya kan gövdeyi götürüyor. Evet arkadaşlar şimdi başka bir videodayız. Bu videodan sonra şu gördüğünüz arkadaşlar kankalar diyecektim az kalsın pardon. Ağzımdan kaçtı. Ama Evet kankalarsınız. arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz üstü böyle çizgili bir o var ya onu aratacağız. Onunla daha da tehlikeli şeyler var arkadaşlar. O Evet. zaman de şu son videoyu da izleyelim. Bir karı uyuyor işte yatakta. Normal. Bence hiç normal değil. Ama tost makinesiyle çekildi. Müziği çok garip ya. Ah. Ha altta biri var. Aa, Rus uyku deneyi canavarı bunlar. Oha kadını kaptı götürüyor. Bu neydi Oha. böyle? Arkadaşlar bu ne böyle? Jumpscare çıkacak sanırım. Sesi full yaptık arkadaşlar. Jumpscare gelirse korkmayın. Ekrana yaklaşın. Ne oluyor? Aa. Tövbe tövbe tövbe. Biliyordum Şimdi zorlandığını. arkadaşlar bakın ne aratacağız size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bakın O'ya geliyorsunuz basılı tutuyorsunuz ve şu çizgi. Tabi bazı şeyler Bundan de böyle 3 tane olmuyor. koyuyorsunuz arkadaşlar. 3 tane. Ve aratıyorsunuz. Ve aratıyorsunuz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ürper. Ohannes. Bir girelim. Shorts'lardan ilerleyelim. Varı kaget gris, zaten an gris. Du geysir, sosada adre grisem, Bu kim du lan? grise osu var. Tamam. Ses ne? Arkadaşlar bir tane shorts açtı. Oha adamın gözü yakmaz mı? Ne satıyor? Ayy. Adamın gözü yok lan. Yiyor bir de. Ne yapıyor lan bu iğrenç adam? Tövbe estağfurullah. Geri çıkardı. Gülüyor. Çok garip. Evet arkadaşlar şimdi bir video daha açtık.
Oha, bu da tıvara kadar bir yaratı. Bunlar bence kurgu ya. Tabii ya, yok gerçek bunlar. Ama yine arkadaşlar gizemi işte YouTube'un gizemi. Boyu Slenderman'den uzun arkadaş. Baksana nasıl yürüyor, oha çok korkunç lan. Boya bak lan. Kadını Arkadaşlar öldürdü. adamın dört ayak hali benim boyumdan uzun. Öyle bir yavşak. Hayır, buldu Ah, odayı. sıçtı. Sıçtı. Ne yapalım? Tövbe estağfurullah. Kadın uyan be kadın. Çok kötü bir şeyler var bu adamın. Aha. Ah. Ne oldu? Aha, ikinci kameradayız. Ah, Geri yine. çıkıyor. Oha, adam iki ayak üstüne çıkınca evden uzun oluyor arkadaşlar. İyi. Aha, Aha. tövbe de kırıyor. Kafasıyla Kadın adam bir yatan yağmalıyor. altına geçsene. Yazık, kaçsana Arkadaşlar, oradan. kadından ne olduğunu anlamıyor sanırım. Ve bitti. Şu videoyu da izle. Tamam. Ne Oha, ne oluyor oluyor lan? Gece 3'te ton videoları mı lan, yoksa onlar? Çok güzel. Buna bakalım. Ne Ne oldu lan? Korkuydu. Çok garip arkadaş. nerede, aynada gözüküyor. İnsan mı lan bunu? İyi. Sen de Evet arkadaşlar, şimdi ise sonuncu video olarak bir tane korku animasyonu bulduk arkadaşlar. Kapanışı korku animasyonu olarak yapalım dedik arkadaşlar. Başlık ise gerçek ürkütücü öğretmen korku animasyonu. Bakalım. Hadi başlayalım. Korku. Litin'in korku atölyesi. Lütfen. Garip. Bu olay olduğunda lisedeydim. Kimya öğretmenimiz işi bırakmıştı ve yerine yeni bir vekil öğretmen geldi. İlk dersimizin olduğu günde herkes sınıfta oturmuş yeni öğretmenin gelmesini bekliyordu. Ben de defterime bir şeyler karalıyordum. Yanımda oturan iki sınıf arkadaşımın arasındaki konuşmaya kulak misafiri oldum. Oha. Gerçekten doğru mu? Evet dostum, dün kapıcı ile aşçı Bay Nevis'in transferi hakkında konuşuyordu. Ama istifa ettiğini duydum. Hayır, yanlış duymuşsun. Müdür arkadaşını işe almak için yapmış. Çok acayip görünüşlü bir adammış. Neden, neye Adamı bilerek benziyor? atmışlar ADM kimya. deli bir bilim insanı gibi Oha. göründüğünü söyledi. Tedavi için akıl Oha, adamı hastanesine torpil gönderilmiş için ama atmışlar. şimdi geri dönmüş. Bir delinin bize öğretmenlik yapmasına izin verileceğini sanmıyorum. Aa dostum, kimse öğrencileri sallamıyor. Kendin görürsün. Ben sadece duyduklarımı söylüyorum. Bu tarz söylentiler lisenin bir parçasıdır. Bu yüzden ne konuştuklarını görmezden geldim. Onun da diğer sıkıcı öğretmenler gibi olacağını düşündüm. Ama yanılmışım. Sınıf şımarmaya başlamıştı. Bazıları birbirlerine kağıt topları atmaya başladı. Bu sırada sevgililer köşede öpüşmeye başladı. Aniden sınıf kapısı sanki biri diğer taraftan tekmelemiş gibi açıldı. Ha, öğretmen. İçeri deli Bu görünümlü kim bir adam girdi. Tuhaf bir burnu, elektrik çarpmış gibi saç modeli vardı. Adam elindeki bir sürü kitabı öğretmen masasına bıraktı. Sınıfımda hiçbir saçmalığa müsamaha göstermem. Siz ikiniz birbirinizin dilini ağzına sokmayı bırakın ve yerinize oturun. Görünüşü gerçekten ürkütücüydü. Tüm öğrenciler hemen sessizleşti ve yerlerine oturdu. Yüzünde kocaman bir gülüş vardı.
ve akbaba gözleriyle sınıfı yavaşça taradı. Çok garipmiş. Kendi benzersiz yolumla öğreteceğim. Bununla ilgili sorunu olan herkes şimdi sınıfımdan çıksın. Kimse cevap vermedi. Herkes şok ve dehşet içinde oturuyordu. Bir tebeşir aldı ve adını tahtaya yazdı. Sonra yavaşça bize döndü. Ne öğretmenim ne de hocam. Bana Doktor Wing diyeceksiniz. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar adamın ismi Doktor Wing ve bu adam bence bir katil. Hiçbirimiz ne diyeceğimizi bilemedik. Bu yüzden sessiz kaldık. Cevap verin moronlar. Evet anlamında korkuyla kafamızı salladık. Çok tuhaf bir öğretim yöntemi vardı. Bize kimya kitabından sayfalarımızı yırtıp çöp kutusuna attırdı. Futbol kaptanı Jack itiraz etmeye çalıştı ama doktor onu susturdu. Sen aptal bir oyun oynayarak burs almayı planlayan popüler çocuklardan biri misin yoksa? Pardon, burada lanet olası öğretmen benim. Futbol oynamak istiyorsan kapı açık. İstediğin zaman çıkabilirsin. Jack ona tek kelime bile konuşamadı. Herkes kimya notunun iyi bir burs kazanmak için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bu yüzden hepimiz Dr. Vince'in bize söylediği şeyi yaptık. Çok garipti. Okulumuzdaki diğer öğretmenlerle hiç konuşmuyordu. Onu kafeteryada yemek yerken de görmemiştim. Dersimiz bittiğinde doğruca kimya laboratuvarına gidiyordu ve okul bitene kadar bütün gününü orada geçiriyordu. Çok garip. Herhangi bir öğrenci ona laboratuvarı sorduğunda her zaman laboratuvarın bakımda olduğunu söylerdi. Kendi deneylerimi orada yapıyorum. Çalışma bittikten sonra seni içeri alacağım. Bu konuda hiç şikayet etmedik. Çünkü Dr. Wing hayatlarımızı perişan edebilirdi. Deliliğinin dışında aslında iyi bir öğretmendi. En aptal öğrenciler bile sınıfta dikkatle onu izlerdi. Genel olarak herkesin notları yükselmeye başladı. Bazen kendini beladan uzak tutmak için iyi notlar verdiğini hissediyordum. Veliler ve okul yetkilileri de notlar konusunda ondan oldukça memnundu. Bir gün aniden sürpriz bir sınava girdik ve hepimiz geçtik. Arkadaşım ile tartışırken iki korkunç hata yaptığımı fark ettim. Ama doktor yine de bana yüksek not vermişti. Neden? Hata yapmış olabilir diye onunla konuşmaya gittim. Ben olsam arkadaşlar notu alırdım otururdum aşağı. Öğretmenim Doktor Wing. Evet, özür dilerim Doktor Wing. Burada hata yapmışım. Sanırım gözden kaçırdınız. Bu yüzden notumu düşürebilirsiniz. Vay vay vay. Benim doğruluk bayrağı taşıyan öğrencim yüksek not istemiyor musun yoksa? Hayır, ben sadece kimyada gerçekten iyi olup olmadığımı bilmek istiyorum. Yanlış notlar beni kandırır. Liseyi bitirdikten sonra ne olmak istiyorsun? Ben burs başvurusunda bulunmayı düşünüyorum. Çünkü tarih okumak istiyorum Dr. Wing. Hahaha işte bütün cevap ortada. Üzgünüm anlayamadım. Tarih okumak istiyorsun. O yüzden kimyadan yüksek veya düşük almak seni etkilemez aptal kafalı çocuk. Kapa çeneni de yerine otur. Kendimi çok aşağılanmış hissettim ve ona sağlam bir cevap verdim. Fark etmez Dr. Wing. Sen hayatımda gördüğüm en acınası öğretmensin. Bizi geleceğe hazırlamak yerine yalan söylüyorsun. Gerçek hayatta kocaman bir zavallı olduğun için belki bu okulda kalmak için can atıyorsun. Arkadaşlar böyle dediği için büyük ihtimal bu çocuk sıçtı. Öncelikle arkadaşlar öğretmen zaten Dr. Vinç kardeşini beni de bulur. Dr. Vinç de çok kızgın birisi. Adını da unuttum. Harbi arkadaşlar bu yanındaki önemi biraz beğeniyor. Ama doktor piç gelsin buraya. Arkadaşlar öğretmen demiyoruz. Doktor bizi bulur şimdi. Evet. Şaka şaka reislerden korksun. Hadi videoya geçin. Şoka girdi ve bize baktı. Doktor Wink'in yüzü öfkeden kızarmaya başladı. Sandalyesinden kalktı ve masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı kaptı. Ve deli gibi çığlık atarak masaya vurmaya başladı. Bilgisayarın ne suçu var? Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Seni beceriksiz, gerizekalı, aptal çocuk seni.
Laptop paramparça oldu. Laptopunda sınıfta bulabildiği her şeyi tekmelemeye başladı. Çocuğu Giderek tekmelesin. daha fazla çıldırıyordu. Öğrenciler yardım için çığlık atarak dışarı koştular. Müdür ve diğer öğretmenler geldi ama hiçbiri bizim çılgın kimya öğretmenimize bir adım bile yaklaşamadı. İnsanları tersledi ve sınıfı yakıp yıkmaya devam etti. Başka bir seçeneğimiz kalmadığı için polisi aradık. Polisler Doktor Wink'i dışarı çıkarırken hepimizi öldürmekle tehdit etti. Garip bak. Geri döneceğim gerizekalılar. Sonsuza kadar beni parmaklıklar ardında tutamazlar. Bir dahaki sefere bu okulu yakacağım ve küllerinin üzerinde dans edeceğim. Benim adım Doktor Wink ve intikamımı alacağım. Müdür, öğrenciler ve ebeveynleri tarafından bu kadar travmatik bir zihinsel duruma sahip birini işe aldığı için azarlandı. Polisler laboratuvarı incelediğinde çok ürkütücü bir gerçekle yüzleştik. Meğerse Doktor Wink burada çok tehlikeli kimyasallar yapıyormuş ve asıl amacı okulu patlatmakmış. O gün onunla yüzleşmeseydi muhtemelen bu çılgın bilim insanı okulu yaktıktan sonra küllerimizin üzerinde dans ediyor olacaktı. Merhabalar. Umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Beğendik. Evet arkadaşlar, garip bir animasyondu ama iyiydi bence. Yani Doktor Winch gelse buraya. Yani sıkıyorsa gelsin yani. Bir 50 tane bin kişi dalarız arkadaşlar. 54 bin. Bizim ordumuz var arkadaşlar. 50 bin kişilik orduyuz artık. Bir sol kroşe atsak yerde. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hepinize bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Da görüşürüz. Hadi bay bay. Ve arkadaşlar, Trollfest videosu da bugün ya da yarın gelecektir. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Hadi çöz.